Bir de balık geleydi, iyi olurdu da. Elif, hadi Elif. Bir yıl oldu burası açılalım. Şu anda hizmetlerimiz buradaki kır lokantasındaki hizmetlerimiz sabah kahvaltı, serpme kahvaltı veriyoruz ve alakart olarak çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır da aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Buranın temizlik hizmetini veriyor, bakım hizmetini veriyor. Çağ içerisinde bir tane büfemiz var. Şu anda hizmette. Artı büyük kır lokantamız hizmete girdi. Düğün var, düğün salonumuz var, kır düğün salonu. Toplu yemekler, grup yemekleri tamamının hizmetini vermekteyiz. Buraya geldikleri zaman doğayla iç içe, Krater Göl var bilindiği gibi. Yani doğanın içinde huzurlu bir şekilde bir hafta sonlarını geçirebilirler. Doğayla huzurun bir olduğu bir yer. Çarşamba, cumartesi, pazar gölde balık tutmak serbest. Mesirelik alanında mangal, tabii tuvaletlerimiz var, mangal yerlerimiz var. Yani güzel bir yer. Lavanta turizmi ve gül turizmi zamanında gelen turlarımız var. Kuş gözlem kulemiz var. Orada kuş gözlemciler gelip sabahın erken saatlerinde yaklaşık doğadaki kuşların tamamının çekimini yapabiliyorlar. Tabii gelenlerden var. Üniversite olsun, diğer okullardan olsun. Hem eğitim amaçlı
gezi amaçlı gelen okullarımız var. Huzur için gelmeleri lazım. Doğa için. Gölcüğün görülecek yerlerden biri. Kesinlikle 100 yer değil, Türkiye'de ilk 10'un içine girmesi lazım Gölcük. Ben Isparta'dan geliyorum. Emekli olalı 5 yıl oldu, işte ben de bu hastalığa tutuldum, balık hastalığına. Küçük balık geliyor buraya mesela, çocukları oynaştırıyoruz, geri yatıyoruz. Hani çocuklarımızı bırakabilmek için. Ortam güzel, piknik alanı, tam piknik alanı. Vallahi yeşil, mavi özellikle ben kendim de çok seviyorum. Kafa dinlemeye birebir. Özellikle sabahın erken saatlerinde, gecenin geç vakitlerinde çekinmez miyim? Çok resmim var, kaç yıldır gelip gidiyoruz. Yeşili seven, maviyi seven gelsin, temiz havası. Yani içme suyumuz da buradan zaten bizim. Güzel. Yani kafa dinlemeye birebir. Isparta ile kıyas ettiğimiz zaman burada bir serinlik var. Göl var, balık tutma olayı var. Mangallarını yakıyor vatandaş. Piknik için harika bir yer. Yani Isparta'da herkesin mutlaka hafta sonu burada geçirmesi bence gerekiyor. İnsanın orada yorgun hali, baş ağrısı, buraya geldiğimiz zaman inanın 2 saatte hiçbir şey kalmıyor. Dinç bir haliniz oluyor. Çok dinleniyorsunuz burada. Güzel, gerçekten bir rahatlık var Gölcük'te. Bakım durumu daha öncelere göre bence şu anda daha iyi. Buraya bir turizm firması restoran açmış. Buranın temizliğiyle ilgileniyor. Büfeler açmışlar. Bisiklet yolları var. İnsanlar bisiklet kullanıyor, spor yapıyor, gezi yapıyorlar. Sahili de görüyorsunuz yani, abartmayalım da Konyaaltı sahili gibi dolmuş taşmış buralar. Bayağı harika bir yer. Türkiye'de Isparta'ya gelen her vatandaş mutlaka Gölcük Gölü'nü bir ziyaret etmesi gerekiyor. Bu güzel manzarayı, bu güzel havayı, bu güzel gölü bir görmeleri gerekiyor.